diyeyim diye Hilal. İlk kill almayı başardı. Yine kule tarafında bu arada SSK'yi çıkardı ki sonrasında var. Maalesef yerden bir Spectre alacaklar. Ve bununla birlikte yine AMD'nin bir can tazelemesi aldığını görüyoruz. Aslan başı don çok rahat. İkinci Vikil Aslan'dan bir şey de yakaladı. 2 ve 4 artık Cloud ekstra bir hasar vermemeli bize. SSK'nin aldığı kill var. Cloud zorlamaya çalışıyor. Ulan, bomba da bırakılacak. Bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Ve çıkmak zorunda kaldı indiyeler. Ve burada SSK'den gelen bir başka kill daha. Belki daha fazlasını bulacak. Dikkat edin Aslan başı. Evet, Çanak tarafından Cloud yine önde pozisyon almak istedi. Biz bir sarsma ile beraber buraya çıkacağız. Burada ikili bir oyun var. Dingsey hemen trap'ini bıraktı. Şimdilik üzerine gitmiyoruz. Bunun dışında iki oyuncumuz da arcade tarafından ilerlemeye çalışıyor. B main'den ilerliyorlar. Özür diliyorum. Ve Çanak'taki oyuncularımız da yavaş yavaş yönlerini B'ye çevirdiler. Muhtemel bir B split oyunu bizleri bekliyor. Power'a çok sabırlı. Cushioner tünelden site'a doğru ilerlemeye çalışacak. Arcade'deki oyunculara katılacak ve Power'ı muhtemelen main'den sokmaya çalışacağız. Yerlerimiz çok iyi. Yani Power'ın stun'ıyla birlikte özellikle kantindeki oyuncuyu cezalandırabilirsek çok rahat olacak bizim için. Cushioner'ı bıraktı. Yeteneklerini perdeyle birlikte içeri girmeye çalışacak. Site'da SSK takası almak lazım. Üstüne gidebilmek lazım. 81 can. Türko geldi, onu da yakaladı ama Power bir şekilde takası aldı. Yerden rifle alacağız. Silent'i bulabilme imkanımız var. Kullanılan smoke'lar bize avantaj sağlamalı. İndiyeler yakına yerleşiyor tabii ki burası. Kuralım beklenilen bombayı. Bir açı indirilir muhakkak kontrol edeceklerdir. Hala planeti alabilmiş değiliz. Bununla birlikte kullanılacak bir flash ellerinde duruyor. İndirilinin üstüne geleceklerden ekil oldu seçiden Dingshake. Yine of, tek başına bırakmıştı aslında. Aslında sadece 2-1. Yani bonusta daha iyisini başarabilirdik belki şimdi bir stun. Ve Neon'u yakaladı. Neon'u yakaladı. Cushion'u yakaladı. 4 ve 5. İndiyeler. Burada tünele doğru hareketlenecek gibi duruyor. Yine yanında Türko'yu görebiliyoruz. Aldığımız entry'den sonra oyunu istediğimiz yere kurabilme imkanımız var. Haritada çok pasif kalmak zorundalar. Sadece Chamber'ı şu anda main'de biraz agresif görüyoruz. Dingshay yine Aslan Mashadov elindeki ultiyle birlikte acaba onun üstüne doğru gider mi? Bu da önemli olacaktır. Yavaş yavaş bir dakikanın altına inilirken yine bir tercih yapmak durumundayız. Ama bu tercih zannediyorum B değil A olacak. Evet. Roundların geneline çok sabırlı başlıyoruz. Bunu bir entry ile süsleyebilmek bu roundun gerçekten çok önemli bir açılışıydı. Ve Aslan'da bir ulti de var. Bunu kullanmaya çalışacağız. Biraz helal oğlum Aslan. Çok önemli bir olarak be. Kullanarak Aslan'dan gelen bir hareket. Power'a bu arada sızıyor. Power'a sızıyor. Sızacak. Bir kesme imkanına sahip. Power'a bütün oyunun hakimi ilgili aldıktan sonra fazla tedirgin olacaklar. Seni Çanak'tan gelen ikisi buldu belki ama MDL'den takas var. SSK Power'ı arkalamaya çalışacak ama ciddi bir oyuncu avantajımız var. Burada SSK bu arada Power'da onu izliyor zaten ve Power'a harika. Fazlasıyla merak ediyorum Icebox'da seni ama Cushioner hazır. Cushioner'dan dediğin gibi bir tane de fıstık entry. Çerez. Fıstık entry. Evet, burada aldığımız entry'den sonra oyunu biraz genişletmeye çalışacağız. Rotasyon kanallarını açmaya çalışacağız onlar adına. Oyunu B'ye götürmeye çalışıyoruz. 5 oyuncumuz birden main'den hareketleniyor. Tuzağımız şu an mevcut. Arcane ile Çanak arasında. Güzel 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 güzel. Evet, diğer rakibin ekonomisine rağmen çok sabırlı. Şimdi kullandığımız smoke'larla beraber side kontrolü alıyoruz. Cloud, arcade'den gelebilecek bir oyuncu var mı diye baktı ama buradan herhangi bir oyuncumuzu göndermeyi denemedik. Bir de bol açıyoruz CT'ye. Tek açıları kantin kaldı. Yalnız Cloud'un üzerine giderken Cloud önemli bir skor buldu. Bunu silah kaybederek yapmamamız önemli. Tekrar takas geliyor burada ve tekrar rahatlamış oldu. Evet, onu kazanmaları çok zor ama zaten önemli olan burada biraz da az hasarlı rahatlamış. Aslan Mashadov Duno'yu yakalamış. Tur koşunu kalan iki oyuncu. Sivinde olun vur kafasını. Hiç gerek yok. Hayır hayır hayır, hiç gerek yok. Göstermek. Bir tık bir tarasın ya. Bir tane Ferit'e. Hayır olmaz. Yok yok tamam, Aslan vurdu, Aslan vurdu, Aslan vurdu, Aslan vurdu. Yine bu noktada tabii. Aslan. Yapalım tabii. İyice her yeri kontrol ediyoruz. Güzel. Buradan gelen bir kill. Çok iyisiniz. Canını kullandı. Geldiğinden beri ve Cushioner'ı arcade'den oynatmaya çalışacağız. Power'da bir ulti var ve bunu bu roundda ultimizi bekletiyoruz. Power'ın önleri gez. Kullanacak zamanlamalar çok önemli. Savunma var F'de. Power'a şimdi gönderdi ultiyi ve bununla beraber bir de Brimstone ultisi kullanıyoruz. Cushioner yine CT'ye kadar ilerdi. Yalnız SSK'nin elinden çıkan bir ulti var. Problem olmadı bizler için. SSK kritik bir Cloud'la beraber. Buradan seçimlerle karşılaştırırken Cloud'dan takas var. Flash'ını kullandı burada ZD. Kendisine bir oyun alanı açmaya çalışıyor. Yalnız Power'dan gelen bir yer skor. Cloud'la beraber canımızı yaktılar. Seversin bu elleri Aslan. Seversin bu elleri Aslan.
Biz stand'a geliyorlar. Eyvah. Çok güzel, çok güzel. İki kitle karşılıklı ve bu kişilerle birlikte artık yine kullanılan Sage ultisi. Ağlayacağım amına koyayım ya. Kemal bunlar kendini ne sanıyorlar? Çok rahat bir noktaya getirdi. Ya Sage ultisine aslında gerek yoktu ama round'un başı bizler için biraz tedirgin ediciydi. Bu yüzden round'u garanti altına almak istiyoruz. Kantilde iki kişilik bir oyun var. Burada. Sızar bak sızar. Bir yol açıyor. Köşünür derken hiç kontrol etmedik. Oğlunun üzerinde kalan bir isim var. Zeyd'e de ikili aldıktan çok sonra... Çok iyi elleri kolları tutmuyor. Elleri kolları tutmuyor. Tek başına kaldı. No kaç ve oğlum. Ve çok kaç. Da bir çıkış imkanı yok. Bittiler kara. Yani gerçekten çok iyi bir başlangıç. Bak 6. roundumuza ulaşacağız. AMG'ler tercihi var. Dinkçe'ye karşı bakalım. Bu operatör tercihinde... Şu Dinkçe'ye kill vermeyin abi. Fırsat verecek miyiz? Oturmuş üzerine doğru bekliyor. Yavaş yavaş hareketleniyoruz. Tünelde de oyuncular var. Turko onu görmek üzere. İlk kili biz almıştık. Tamam, Dinkçe Erkan'ın takası aldı diyebiliriz. Takas niteliğinde bir kez. Aynen öyle. Döndük Aya. Hiç beklemezler bu sefer. Tabii rotasyonun da yavaş yavaş B'ye aktığını görebiliyoruz. Bu aşamada biz A'ya gidersek sanki doğru site'i tercih etmiş olacağız. Gerçekten iyi bir call. Eğer bunu yapacak ay, olursak bu tarz mı ya? Yani şimdiye kadar B'den alınan takaslar onları o kadar duymadılar, zor bir hale sürükledi ki B'yi şu an 4'e 4 pozisyonda üçlemek durumunda kalıyorlar. Buna zorunda hissediyor kendileri. Biz de bunu fırsat vererek tamamen çanağa doğru götürdük. Ve 4 oyuncu birden buradan hücum edeceğiz. Tabii yani B'de hiçbir ses seda olmayınca dönüşecek olabilirler ve evet şimdi düşünüyorlar. Ay, Reis aşağıda. Tekrar bir rotasyona kalkışacak. Değil. Trebi kırdınız koştunuz. Trebi kırdınız koştunuz. Reis hiçbir şey yapamaz. Bir ulti var. Ultisi var mı lan Reis'in? Son saniyelere bırakmamak lazım Esayt'e girilirken. Reis'den minimum etkilenmek gerekiyor. Kuşner doğru zamanda Zuzu'ya kıracak bir stand. Yine Kuşner'ın farkında. Bu grupta başarılı olmak istiyorsak kesinlikle yenmemiz gereken ekiplerden bir tanesi. Ve şimdi üzerine doğru gideceğiz. Dinkçe'nin ilk elleri, kolları tutmuyor babacım. Baba tutmuyor. Yaşlı adam var baba. Ay inşallah. Hızını kesti onun Duno. Nasıl yemedim bunu diyeyim aslında? Yakalmış meydan açılmak isteyen bir oyuncu daha var. Dikkat. Dikkat. Şunu kafasına vursana da. Biraz oyunu. Kişi avantajı bizde. Evet yine 4'e 3 yine avantaj bizde. Yaşanılan fightlardan ve Kuş'un haritanın biraz ileri bir bölgesinde kaybettikten sonra bilgiler oyunu tekrar genişletmek istiyor Navi adına. Bu tam bir power call'u ya. Biz B'ye götürürken onlar B'de tek kişi yine yalnız Duno'nun bir rotasyonu olacak. Power'a Zed'i burada yakalama imkanına sahip. Aynen öyle. Aynen öyle. Okudu. Okundu. Yanlış yere bakıyorsun. Bir kill daha burada Power adına Duno. Smoke'u seni kurtarmaz aslan. Biz B'yi hızlandıracağız. Power'dan oldukça güzel bir stand da var. Duno Smoke'un içinde gizlenmek zorunda hissediyor. Ve Power ile koymuş gibi bir kill daha Power'dan. Acelimizle vurunca gerçekten harika gözüküyor. Demek şu gibi kaldı Duno. Kafası Smoke içerisinde, ayakları dışarıda. Cloud tehlikeli yalnız. Biz rahatlıkla gördük onu. Gaza gelmeyelim, Cloud tehlikeli. Kazanacağımız... Bu roundla birlikte ilk yarıyı gerçekten tuttum şey izle bir Kuti, şekilde çık vuralım şunu kafasına. Bir flash, Cloud kill arıyor. Yani bizim adımıza çok problem değil Cloud'la yapmak istediğim bir aslan maşodo. Aslan senin iyiliğini çıkarmadın mı? Aynen katılsana sinir. Demel defans ver. A'da kullanmış. Yine Kuşner stun'la başladı. Kuşner koşmayı seviyor. Kuşner hızlı olmayı seviyor. Onun karakterini biliyoruz. Kayacak, vuracak. Daha da hızlanacak mı Kuşner? Bunu çalıştık diyor. Tamam, smoke attırdık. Tribe soktuk adamları. Daha kontrollü oynamak gerekiyor. Bu kadar mesafe kat ettikten sonra bunun da getirdiği başka avantajlar var. Chambrop kesiyor ayı ya. Evet yani yine çanak kontrolünü aldık. Yerlerden aldık. BM'inde evet. De başlangıcında bir agresantik olmadığının farkına. Stun var, flash var abi. Haritanın ters bölgelerindeki kontrol tamamen bize ait ve istediğimiz alandan oyunu yönlendirebileceğiz. Aslan bir kill çıkartırsa buradan. Site'lere çekilmek durumunda. Yani biraz önden aldıkları tek bir alan var, orada burası. Zaten. Stun'la hayır. Stun'la Power'a önce stun. Oğlum hiç mi izlemedin yayınlarımı? Dikkat etmek lazım. Flash desteğiyle çıkacağız buradan. Kuşun da bozdu değil şey daha gözünü açamadan. Biz site'a girmiş olacağız ama bir ulti kullanılıyor bu esnada. Ulti kimseyi etkilememiş olsa da site'a rahat bir giriş yapacağız. 3 oyuncu birden CT'ye sıkıştı.
Ve biz Juno'ya bir kill veriyoruz. Bu problem. Yelal yakalandı. Ama plant var. Ya plant alacağız. Şok. Power'un stun'dan etkilendi. Kendisine stun var. Bunu acilen kullanması gerekebilir. Power'un yerini kullanarak tek ustanı kullanacağız. Aferin oğlum. SSG'yi yakalamış. Üstüne doğru gidecekler oyuncularımızın. 4v4. Pozisyonları tekrar almak zorunda. Eski üstüne sağlam bekliyor. Aslan CD'yi yakalamış. Power'u korunmak burada görev. Power'un üstüne doğru geliyor. Arka bir çap Power'dan bu bizim hoşumuza gidiyor. Bulduğu killerle buradan gelecek bir rotasyon engellemeyi başarıyor. Bu kez Ameni iki kişiyle alacaklar. Buraya bir smoke molly attıktan sonra orb'u da alıyorlar ve burayı şimdi bırakacaklar. Power'a bu arada henüz 10. round'dan 2 tane ulti kullandı. Gerçekten side girişlerinde bize o kadar yardımcı oluyor ki tecrübeli oyuncu. Çok rahatlattı bizi ve tekrar Ameyn'den hareketlenmeye başlıyoruz. Bir oyuncuyu kapı tarafından gönderdik. MDL'ler Lynx'in cross'una çıktı. Tamam. Hasar ondan ve stun biraz MDL'leri etkilese de yardımda ki aslan vardı ama sakası alıyor. Burada burada olduğunu farkında değiliz. Drone taktikten sonrası yakabilir. Köşelerden bir sakat daha. SSG izledik. İkilisi kaldı geriye. Yine Eko'da biraz zorlanıyor. Ya sıkıntı yok şu an. Güzel bir şok burada. Oğlum kurma. Kurar. Taştaki Yuşner büyük bir problem yok. Bir tane oyuncunun yukarıda olduğunun da farkındayız. Duvarı kırmaya çalışıyor bu aşamada. SSG Zed'i bir flash'a sahip. Bizim adımıza çok problem olmamalı. Yine drop altında bir oyuncumuz var. Ve Zed'i. Abi aman. Güzel bir headshot. Yine Zed'den 2v2'ye geldi. Elinde bir shotgun var bu aşamada SSG'in. Endil'in yerini hiçbir şekilde tahmin etmiyorlar Zed'i. Flash'ı bırakacak yakın mesafe Endil'in. Cloud bu arada stun'ı kullandı. 2'ye 1 bir takas. Çevire dönüştü Dings'e. Cloud ikilisi. Burada iyi bir oyun oynuyorlar. Derken bir adresi. Resmi geldi. Yok gelmedi. Tek başına kaldı. Canı çok az. Kendine bir heal verdi. Alır ki Turkun'un eğimine bak şimdi. Spike'sinin gelmesi mümkün değil. 86 level amına koyayım. Spike kontrolümüzün altında olması elimizdeki tek. 5K imle, 5K imle, 5K imle. Oyunu, hadi full focus kenetler. Stefan Neon'la Q-Shunner'ı izliyoruz. İlk defa Chamber'la Aslan Maşudov'u izliyoruz. Bunlar bizim adımıza da özel performanslar. Bu tabanca roundunda iş geliyor ekibimiz hücumda 3 tane ghost tercih etti. Bizde 2 tane ghost var. Yine short ile birlikte indiyeler. Oğlum o şey nerede? Raze altta değil mi Raze? Raze altta. Çalışacak. Altta, tamam. Yeni trend altta, bu. Altta. Ve bir yandan da Cloud geldi. Uydu tarafındaki bu tuzağı kırdı. Biraz dikkatleri çekmek istiyor. Duno orba alıyor. Ama bu oyunu A'da bitirecekler mi? Bu konuda tabii... O tavrı var ya, Hüso hayatta vermez o short ile. İstedikleri her şeyi yapabilirler. Brimstone'u A'da bırakıp... Diğer oyuncularını sanki yavaş yavaş B'ye doğru gönderiyorlar. Cloud da ipten hareketlenecek. Hayır, oyunu A'da bitirmek istiyorlar ama A main daha çok odak, hücumun odak noktası. Ve bir yandan da tabii Duno'nun 3 tane smoke işi kolaylaştırabilir. Drop'a smoke atıp kendisi onun içerisinden oynamak ister mi? Su tavrı sokmaz ya. Gerçi yani böyle bir şey yapmasına hiç... Yine smoke'larını kullanacaktır. İçeriye doğru hareketlenme var Cloud tarafından. Site içerisinde Q-Shunner'ı destek vermeye çalışıyor arkadaşlarına. İlk önce Cloud'u gördük yine çıkarttık. Cloud'u ardından site'de 2 tane oyuncumuz var. Maalesef sadece 2 çıkarttık. Aslan başında bu iş burada bitmedi. Bir tane daha yapabilir mi? Hayır. Zed'i Aslan'ı yakalıyor. Artık 1'e 3 ve plant var. MDL'el bu 1'e 3. Uçaklara bak kanka. Tabii uzun mesafe fight'larında elindeki silah çok elverişsiz ve şimdi elindekini bir klasikle değiştirdi. Alınır. Gelenin pozisyonu hakkında çok bilgi yok ama aşağı yukarı tahmin edebiliyorlar. Yerden bir ghost aldı ama Dings'e indi. Tam silah alırken oldu. Afiyeli oldu lan. Entry bulduktan sonra tabii onlara karşı gelemedik. Şimdi Cloud B'ye doğru bu hücumu gerçekleştirecek. Arcade tarafında oldukça kalabalığız. Dings'e'yi burada yakalamamız gayet mümkün aslında. Üzerine kalabalık gidecek miyiz? SSK yardım getirdi. Arcade'den bir kill daha çıkarmak hoş olur, güzel olur. Bir kill daha geldi, iyi. En azından bu Echo'da iki oyuncu kaybı şimdilik. Yok mu? Onlar için vallahi hiç belli olmaz bir çocuğun sağ solu biliyor musun? Başka kill. Deli ha bu çocuk. 5 mermi 3 kill zor mu? Değil. Aslan gelir mi? 3 bile yeter. Buradan çıktı aslan. Ve Duno'yla aslında net bir fight. Fazla rifle var, 2 bulldog. 2 vandal, bir tane de Spectre. Kötü bir satın alma değil. O yüzden net bir silahlı roundmuş gibi oynamamız gerekiyor bu roundu. İlk önce uydu kontrolüyle başlıyorlar. Klasik B sistemlerinden. Dişi bıraktık, main'i pushladık. B önünde chamberlarının beklediğini söyleyelim. Çünkü main'i iyice pushlayıp trade'i geri dönsek ya.
Tamamen önden bir savunma yapacağız. Bait dönüyordur abi şu an. Bu tuzağın kırılmasıyla birlikte nasıl bir reaksiyon göstereceğiz? Daha da zaten 3 kişiyiz, evet, main'de kalmaya devam mı edeceğiz? Oyuncularımızın vereceği kararlar önemli. Sage duvarı açıldı. Bir yandan tabii bu tuzağı kırdıktan sonra oyunu B'ye doğru götürmeye kararı veriyorlar ki evet. Biz Bridge, B'de şu anda Power, çok güçlü bir savunma içerisinde değiliz. Fakat Chamber'ın Furkaş denemesi burada önceliğimiz. Bence de aynı öyle bu tuzağın kırılması daha büyükken A olur abi. Daha böyle komple react vermemize sebep olmadı. Tekrar oyunumuzu default şekilde kurgulayacağız. Cloud duvarını açtı, site'in içerisine girmeye çalışıyor. Aslan standdan etkilendi. Bu esnada Cloud'u imdiyeleri yakalamış. Aslan artık tek başına ciddi bir savunma düşüyor ona. Aslan! Maalesef burada sıkıntı yok. Gram sıkıntı yok. Yakalayamadı. Ve bu da düşünce round bonus şeklinde kazanılmak üzere Navi adına bir save'e gideceğiz. Mantıklı olan bu. Eldeki 100 lira bir sonraki round için önemli. Çıktı. Bir şey çıktı oradan da. Bir değil, iki. Kill çıkartabildi aslında. Biraz soğuk kalma oynayabilseydi. Yani birden fazla kill çıkartabilirdi aslan. Sağlık olsun. Şu ana kadar çok iyi bir maç geçiriyor. Burada bir fırsat teptik. Yani kötü başlıyoruz o anda da. Net olarak enter alarak başlıyorlar. İlk önce indirili yakaladılar. Ya da o pozisyonu da göremedik acaba. Yani nasıl bir pozisyon? Üzerine konuşmak mola için. Mola. Yani koşup üzerine vurdular. Aldık mola. Hiç almadık. Çok net. Şimdi toplu halde. Uyucu tarafında yapmak istiyor. Gelsinler bakayım Trevor şimdi. Hadi hepimiz daha kullanılıyor. Cloud hızlı koştu. Aldığı ilk kill'den sonra karşılıklı bir çekmek güçlerin getirdiği bir kill var. Winnable. Canaz. Yılları yok. 3-3 ya burası. 3 rifle'ın ikisi düştü. Maalesef. Silah aldırmak lazım da zor. Evet. Silahımız yok. Daha iyisi olabilirdi. Kesinlikle öyle. Ya dişi tutalım yeter ya. Burayı Navi kazanıyor. Gerçekten avantaj şu an için tamamen onların elinde. Duyamaz adam yok. Oyuna ihtiyacı var. Brimstone yakındı sanki oraya. Böyle siz Kincan'ı 11 ve işaret attı ama desteği alamayacak. Kutu yine döndü. Kutuyu belki mendi düşünmezler de. Çanak tarafında, uydu tarafında bir freeze vermiş durumdalar. Hiçbir şekilde haritanın ne başka bölgesine ilerliyorlar ne de buradan bir hamle yapıyorlar. Biz de beklemeye devam ediyoruz. B'de tek bir savunma oyuncumuz var aslan. O da şu an tünelde. Yetenek olarak ayıktılar. Yani çok bir durdurabilecek yeteneğimiz bulunmuyor işin açıkçası. Q-Shinner'ın tek bir stun'ı Hüso, var. Hüso'dan bir kill lazım. Hüso'dan bir kill lazım. İnerlerken. Evet. Q-Shinner. Hüso bir çıkarsa kaldır bizi ayağa Q-Shinner. İşte biliyorum. Yapılamaz. Değil. Helal. Kendi avcısı. Güzel kill. Q-Shinner. Kili çıkardı. 2-5'e. Helal. Artık Zed'in tek. Ve bu round'u geri getirmek üzereyiz. Çevirmek üzereyiz. Çok fazla. 10 saniye. 10 saniye. Bu heveslerini kursaklarında bırakmış olabiliriz. Cloud ilerleyecek. Burada 400. Güzel oğlum. İyisiniz. Yine kullanılan bir flash'la birlikte zedi pozisyonu. Çok güzel. Bu 4-3. Avantajını ele geçirdik. Direkt olarak bu oyuna ayırdık. Aslan hadi oğlum. Aslan Maşo'da. Bir tane vurdun attın TP'yi. Bir tane vurdun attın TP'yi aslan. İstiyorlar hızlı gidiyorlar. At TP'yi at. Aslan Maşo'da kabul ettik. Alt. Tamam sıkıntı yok. İyice. Tamam giremediler. Eyvah. Öyle. Dikkat gösteremedi. Kaldığı kill'den sonra site'i boşaltacak. Bir birim stone ultisi de onlar kullanıyor. 2v2. Artık el değiştirdi avantaj. Alınabilir. Evet avantajı el değiştiriyor. Aslan kill'i bulmakta aslında. İlk fight'ta kill'i bulmakta biraz daha iyi cevval davranabilseydi belki ikinci kill'i bulmak daha mümkün olabilirdi ama Aslan biraz zorlandı spreyini toparlamakta. SSG'nin sızmasını da tahmin edemiyoruz. Sadece şimdi de kullandığımız bir stun var. Çok korkuyorlar. Plant'i çok tedirginler. Geciktirmek istiyoruz. Söylediğin gibi yani stun gelir gelmez. Hemen bıraktılar Plant'i. Biz ikili bir Turko oyun kurulayacağız. Turko Poro dosu vermez kardeşim. SSG'ye bakalım bulabilmemiz. Bu arkadan kapıyı falan yılların dosu lan. Ve Duno tamamen sıkıştı buraya. Hiçbir kaçış imkanı yok. Önce onu bulmak lazım. Bu retake için. Şimdi Poro atladı. Poro atladı. Bir oyuncunun yeri kesin. Turko ile birlikte omuz omuz oynamaya çalışacaklar Duno. İlkili çıkardı maalesef. Picklerimiz iyi değil. Bu aşamada Poro'a bir ekip olsun. Duno tarafı Şunur'da ulti var. Bir half bite adında bir round. Judge ile oynuyor. Hızlı oynuyor. Koşmak istiyor ki Şunur yanıt verecektir. Ulti ile birlikte girdi. Bu perdeyi kaçtı. İçametli aslında ya. Sakin olun. Elini aldığı bu Judge ile birlikte girişi onlar için. Kapatmış olduğu kapı gibi Şunur. Harika bir savunma. Q-Shinner'dan bu bireysel denemesini harika sonlandırdı Cloud'un. O esnada tünele yerleşen bir oyuncular var Dingsey. Ve onunla beraber köşede bekleyen bir Duno görüyorum. Biz yerleşebildik savunmaya. Hala bir silah dezavantajımızdan bahsedebiliriz belki ama
Şu an için hücum imkanlarını A'yı komple bırakmışız ya. A'ya götürecekler. Dinkse'ye bir can. Bir can. Ya, abi. Fırsat verilmemeli kimseye bir kere. Geçmesi için Köşner Sol'le yakaladı. Duno'nun yerinden henüz haberdar değiliz ama A'ya gidiyorlar. Fent gelecek. Tamam gitsinler ya. Bırak gitsinler. Biz de çok rahat bir plan oluşturduk. Biliyorsun. Kuti biliyorsun sen orayı. Lurk oyunu oynamaya çalışıyor Duno. Denemelerimiz var. Duno'ya karşı açıklık vermemeliyiz. Köşner'e da koşmaya başlıyor. Aslanı kaybetmeyelim. Çıkmak isteyecektir. Belki de aslanı kaybetmeyelim. Aslanı kaybetmeyelim. Aslanı kaybetmeyelim. Ve bir adan 2 ve 4'e geldi. Duno çok uzakta. Sadece site'de Zed'i düşürmek yeterli olacaktır. City'den gelen oyuncularımız var Zed'i. Üstüne doğru gideceğiz. Duno'nun bilgiler söz konusu Zed'i dayanmaya çalışıyor. Duno çok geride. Duno çok geride. Duno uzakta kaldı. Köşner'in 3. kilini çıkardı. 12'ye doğru. BBL Esports gidiyor. Ve Duno Power'ı yakalasa bile artık yapabileceği çok bir şey yok. Kullandığın yanıcı. Umarım daha fazla uzatmayacağız. Bir tane stand kullanıldı Dinkşey. Standdan etkilenmiş yine. Dinkil arayacak ama yalamayacak. Haberdarız. Bir yandan da Cloud buraya kadar geldi Cloud. Ucu tarafı. Araya da hiçbir şey yapalım. Korktu bak yine. Tamamen boş bıraktık. Ya trap oynamaya bir şey yapıyorlar. Tuzak bile yerleştirmedik. Ama trap yok. Ekstra bir dikkat göstermeye çalışacağız. Navi takım tuzağı görmeyince biraz şaşırdı açıkçası. Cloud. Şş Kemal kime yazıyorsun lan? He? O iki tuzak. Ya kanka ya. Bir dakika böyle bir şey olmaz ki. Olmaz ki bu işte ya. Buradan sonra Aslan Maşadov şimdi üstüne doğru gelecekler gördü. Spoiler gördü. Verdi ya. Yakayı gördü. Abi, paçayı. Aslan Maşadov. Aslan lan. Seskiyi yakaladı. Dur olmamış gibi olmamış gibi. Olmamış gibi. Olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. Olmamış gibi. Olmamış gibi. Olmamış gibi. Ne olacak acaba? Kim? Oğlum Cloud'a dikkat edin. Ulan hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Burası var. Power'ın burası var. İçerisine doğru giriyoruz. Dinkşey'de bir ulti var. Yine ulti kullanılacak. Nereye? Hem oğlum içinde bir his var sanki bu oyunu kazanacak bir şey. Ay ay ay. Kazanıyoruz galiba. Kazanamazsa. Lan hayır hayır. Neye yarar? Bize yarar. TBR Esports 3 puana çok yakın. Navi helası kazanır. Sadece bir düşürmek kaldı 15 saniye içerisinde. Plant alaması da yeter. Mükemmel. Son yaşı.